Türkiye'nin en popüler radyo programı Mansur El Sabah Show. Mansur El Sabah Show. Çok şeker, çok. Ya çok şeker, çok şeker bir adam bu Mansur El Sabah. Onu dinlemekten büyük keyif alıyorum, keyif alıyorum. Ben dinledim mi adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Gerçeklerin komedi meydanı Mansur El Sabah Show. Yalnız müseccel marka Mansur El Sabah dinleriz. Mansur El Sabah alamet ifade. Mansur El Sabah çok çok teşekkür ediyoruz. Tam teşekkürlü sunucu efendim. Kuvvetli bir alkış. Elinden, dilinden, tipinden, sesinden, huyundan, suyundan, Mansur El Sabah'tan, şovundan, baraban bindiri bir bumban. Mansur El Sabah canlı yayında. Duyuyorum, dinliyorum, seviyorum, gülüyorum. Mansur El Sabah Show. Tamam o zaman. Mansur El Sabah Show, the most known radio show that is being listened to all over the world. Mansur El Sabah Show, der bekannteste Radiosender, der auf der ganzen Welt gehört wird. To Mansur El Sabah Show, ένα ποιοτικό, ευχαρίστω και χρήσιμο πρόγραμμα. Είναι παιδονόστιμο όπως το τζατζίκι. Θα το συνιστούσα σε όλους. Έσα σιόν μουσιόν, έσα σιόν μουσιόν, αρχή σιόν μουσιόν, Mansur El Sabah Show. Efendim iyi akşamlar. Canlı yayın Mansur El Sabah Show'a hoş geldiniz. Program yapımcınız, sunucunuz artı disk jokeyiniz. Ben Mansur El Sabah, İstanbul Merkez Stüdyolarından cümle aleme selam. Selam. 17 Şubat 2022 bu akşam konuğumuz kedi. Kedi. Tiplere bir bakın ekrandakiler. Come on. Haydi Trump. Trump başkanlıktan sonra çok sıkıldığını söyledi. Gel benim programımda dansçı ol dedim. Sağ olsun kabul etti. Thanks a lot Trump. Trata Trump. Kedi deyince aklınıza ne geliyor? Bu akşamki sorumuz ve cevabımız birlikte gelecek. Bakalım ne inciler gelecek. Lütfen Dünya Kediler Günü nedeniyle fotoğrafları paylaşmaya devam edelim. Hele hele dinleyicimden gelen, bakar mısınız sevgili kızı ve kedisi Mustafa Bey'in, Allah bağışlasın, iki melek adeta. Arkadaşlar bugün kedi deyince aklınıza ne geliyor? İşte şu sevimli yaratıkları konuşuyoruz. Konu çok tabi de. Konu çok da. Konuyu çözecek adam yok. Bir şarkı. Üzerine biraz şıkırdama yaptık. Olmaz olmaz bu iş olamaz. Muazzez Ersoy Mega Remix. DJ Gürda and the DJ Mansur El Sabah on the mix. In the mix. Hey. 90'lardan 2000'lerden hatırlarsınız değil mi? Let's dance. Let's dance. Ah, ah, ah. Ah, yeah.
This is the journey into the sound. Stereophonic sound. Stereophonic sound. This is the journey. Hatırlar mısınız böyle sesleri? Ya ne şarkılar vardı böyle, başında Horoz Var diye bir disco şarkıyı 2 saat beklerdik kaydettirmek için. Horoz Var. Böyle beklerdik çocukken. Arkadaşlar lütfen mesajlarınızı yazın. Kedi deyince aklınıza gelen ilk şey ne? Bu tatlı yaratıkları konuşuyoruz çünkü gündem çok uyuz, gündem gıcık gıcık. Konumuz kediler. Konumuz kediler. Pıs 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 pıs. Lütfen yayınımızı paylaşalım. Kedili fotoğraflarımızı paylaşalım. Şu seslere bayılıyorum. Bayılıyorum. Kedi deyince aklınıza gelen ilk şey. Şu tiplere bir bak ya Rabbim. Şunlara bir bak. Hele bugün Mustafa Bey paylaşmış kızıyla kedisini. İki melek adeta. İki melek. Ay yerim anne. Ya o gündem maddeleri çok yok. Elektrik zammı, kabine toplantısı. İşte maske kalkıyor mu? Aşılar rafa kalkıyor mu? Bir sürü konu var. Cinayetler, katiller, katliamlar, bunları es de geçmeyeceğiz ama sürekli de konuşmayacağız, unutturmayacağız da tabii ki. Bugün ağırlıklı olarak biraz moral kazanalım istiyorum. Tabii yine konuları es geçmeden Dünya Kediler Günü nedeniyle bir kedi sever olarak, hatta bazılarının dediği bir kedi babası, kedi abisi olarak. Bugün çıkar çıkmaz inanın kediler etrafıma toplandı. Ve bu müstesna günümü kutladılar. Yani kediler benim günümü kutladı. İnanın. Bugün paylaştığımız konunun altına çok sayıda fotoğraf paylaşılmış. Lütfen sizler de kedilerle ilgili fotoğraflarınızı paylaşın. Mesela Yeter, hakikaten Yeter Ay öyle bir paylaşmış ki maşallah. Sizler de paylaşın lütfen. Fotoğrafları ve kedi deyince aklınıza ne gelir? İlk gelen şey, ilk kediye ne zaman sahip oldunuz? Ne zaman bir tırmık pati yediniz? Şimdi haberlere bakacağız ama hiç iç açıcı şeyler yok. Söyle şimdi nasıl haberler, haber... Hiç iç açıcı değil. Kötü mü haberler, haberler? Söyle şimdi nasıl haberler, haberler? İyi mi kötü mü haberler, haberler? Yurttan, dünyadan, oradan, şuradan, buradan. Önemli, önemsiz. Gelişen, gelişmeyen. Şöyle, böyle. Haberler. Mansur Esaba, Şov Haberler. Şov Haberler. Söyle şimdi nasıl haberler, haberler, haberler. Öyle iyi ki haberler, haberler, haberler. Söyle şimdi nasıl haberler, haberler. Öyle müjdeli ki haberler, haberler. Mansur Esaba, Şov Haberler. Evet, haberler öyle muhteşem ki nereden başlasam bilemiyorum. Evet, sizler programımızla ilgili paylaşımlarda bulunurken ben de bugün ne var ne yok onları konuşacağım. Şu anda 57 paylaşım görüyorum, 7 yorum görüyorum, 19 tane aktif dinleyicimiz var. Herkese selamlar efendim tekrardan. Lütfen yorum yazınız. İyi akşamlar, merhabalar, selamlar. Bunlar baş üstüne tabii ki ama lütfen, lütfen bu hayvanlarla ilgili de tabii olabilir. Sadece kedilerle ilgili konuşmuyoruz ama bugün Dünya Kediler Günü. Orijinal hayvanlar gerçekten. Çoğu insan ne der? İşte ya bu nankör der, bilmem ne der. Aslında kendimize benzetemediğimiz, bana göre yeterince anlayamadığımız için
ne yazık ki nankör insanlar tarafından nankör ilan edilen tatlı dostlarımız kedilerimizi konuşuyoruz. Sizlerin de muhakkak güzel katkıları olacaktır. Twitter.com/mansurelsabah ve Instagram mansur_elsabah buradan da bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube Mansur Elsabah Show programımızı bulabileceğiniz YouTube sayfamız youtube.com/mansurelsabahshow. Tüm yayınlarımız ve paylaştığımız videolarımız Mansur Elsabah Show kanalımızda YouTube'da. Lütfen buraya da abonesin, abone. Aboneysen bir şey demiyoruz. Çünkü diyoruz ki abone olunuz diyoruz. Abi diyor ben zaten aboneyim. Ya olmayana diyorum. Alo. Şimdi ne var ne yok onlara bir bakacağız. Bakan Koca'dan normale dönüş sinyali geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelecek hafta maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda açıklamalar yapacakmış. Şükür bugünleri gösterene. Gerçi ekonomimiz güzel bir şekilde bugünleri görseydik çok da iyi olacaktı. Önümüzdeki hafta maske kalkıyor mu kalkmıyor mu bunu konuşacağız. Hükümetten elektrikte muhtemelen indirim müjdesi. Bugün de paylaştığımız gibi dün Erdoğan'dan müjdeli açıklamalar bekledik. Yani elektriğe bir indirim olması, bir adalet olması konusunda açıklama bekledik. Ama elektrikte herhangi bir indirimin olmadığını, sadece bazı durumu iyi olmayan vatandaşlara, yoksula destek var. İşte şu kadar paketten, işte 2 milyondan şu kadara çıktı diye. Fakat bunun dışında elektrik faturalarını ödeyemeyenler var. Bununla ilgili ne yapılacak diye beklerken hükümet kanadından elektrikte muhtemelenli indirim müjdesi geldi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez isyan ettiren, hepimizi çileden çıkaran, tırnak et kopartan deyip Türkiye'yi sokaklara döken, faturaları camlara yapıştırdığımız, sosyal medyada paylaştığımız bir elektrik haberini dün bekledik. İşte olacak edecek filan denildi. Esnafa elektrikte muhtemelen bir ihtimal %25 indirim olacak gibi görünüyor. Evet, Enerji Bakanı'nın açıklaması böyle. Aynen, esnafa, yani vatandaşa değil, esnafa, ya vatandaş, esnaf da vatandaş, anlıyoruz ya, evlere demek istedim. Esnafa sadece elektrikte muhtemelen %1 indirim olacak galiba, belki dedi. Yani bu kadar müjdeler verdik, alkış yok. Alkış yok. Çok acayip mi? Hayır, nutkumuz tutuldu da ondan. Evet, esnafa bir %25 olabilme imkanı belki var, olabilir denildi, bir ihtimal. Biliyorsunuz bir gazeteci vardı canlı yayında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı Muharrem Sarıkaya. Ciner Medya Grubu Ankara temsilciliği görevinden istifa etmişti. Bu adamın cezası belli olmuş. 14 Şubat'ta tekrardan sessiz sedasız Habertürk'teki yazılarına başlamış Muharrem Sarıkaya. Gün de çok manidar Habertürk'te başlamış, sessiz sedasız. Ya bu Habertürk de bazen çok komik oluyor yani. Hem sessiz sedasız Muharrem Sarıkaya nasıl başlıyor arkadaşlar ya? Yani bir de 14 Şubat sevgililer gününde. Neyse, bu işte böyle yanındaki kişiye böyle ağzına gözüne böyle kabloyla vuruyor diye, beyaz bir kablo olmamış, orada bir tableti vardı önünde, bu adam ne yapmak istedi orada? Ama karşısındaki profesyonel bir belediye başkanıydı gerçekten. Adam orada bir taraflarını yırtıyor, çocuğa şaplak üzerine şaplak falan, belediye başkanı takır takır konuşuyor, helal olsun. Neyse, nedir bu beyaz kablo? USB kablo mu olmadı yoksa kulaklığı mı verilmedi? Orada böyle, bu değil kardeşim, kulaklığı getir dese hiç bu kadar Karagöz Hacivat ve gölge oyununa gerek kalmayacak. Neyse, Muharrem Sarıkaya'nın bu kabloyla işte vurmaya çalıştığı muhabir Demir'e 50 bin lira tazminat ödemeyi kabul ettiği öğrenilmiş. Madem 50 bin lira gidecek arkadaşımızdan birine, biz de alkışlıyoruz.
Sizlerin de yorumları varsa konuyla ilgili alabiliriz arkadaşlar. Canlı yayınımız devam ediyor. Ya neydi o işte karşısında şey vardı hani Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. Kadın nasıl devam etti yalnız konuşmasına değil mi ya? Helal olsun ya vallahi billahi ya. Adam orada ona girişiyor, kabloları yerden yere vuruyor. İşte gazeteci televizyoncu olamıyor arkadaşlar ne yazık ki. Televizyoncu da gazeteci olmaması gerekiyor. Gazeteci televizyonculuk yapmayacak. Ne yapacak? Orada bir moderatör olacak. Bir saniye diyecekler. Arkadaşlar seste sorun var galiba. Fatma Hanım bir dakika diyecekler. Adam orada bu kablo değil. Adam da orada bir taraflarını yırtmayacak. Olmuyor işte sapla saman her şey birbirine karışmış durumda. Efendim Türkiye'nin mutluluk haritası açıklanmış. Yetişkin nüfusun %49.3'ü mutluymuş. Evet yani Türkiye'nin yarısı mutluymuş. İnanmazsanız TÜİK'in resmi sitesine girin. TÜİK'in. Evet, araştırma TÜİK tarafından yapılmış. Türkiye'nin yetişkinlerinin %49.3'ü mutluymuş. Türkiye'de mutlu olduklarını beyan edenlerin oranı 2020'de %48.2 iken 2021'de bu oran %49.3'e yükselmiş. Acaba bu kitlenin mutluluk kaynağı ne? Acaba TÜİK'in veri kaynakları Ne? Ne mutlu, Türkiye'yi mutlu gösterene ne diyeceğiz bilmiyoruz. Sılacık vardı, bugün de paylaştık. Yüreğimiz kabardı, mahvolduk. 16 yaşındaki bir evlat, bir kız çocuğu okula gitmesi gerekiyordu, hayal kurması gerekiyordu. Sokaklarda belki oyun oynaması gerekiyordu, şarkılar söylemesi gerekiyordu, dans etmesi gerekiyordu ama nişanlandı ve öldürüldü. Bugün artık açıklamayı orada verdik. Ne yazık ki bunu üzülerek söylüyoruz. İşte bu kızcağız bugün aramızdan ayrıldı. Yani görüyorsunuz konuşurken insanın yüreği parçalanıyor. Tam ona üzülürken yeni bir facia meydana geldi. Tam Sıla Şentürk'le böyle şaşırmıştık. İşte nişanlıyorlar, o kaçıyor, bu geliyor. Dava ediyorlar, davadan vazgeçiyorlar vesaire derken yeter dedirtecek başka bir haber geldi. 20 yaşındaki engelli Eda Nur da katledildi. Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan işitme ve konuşma engelli 20 yaşındaki Eda Nur'un cansız bedeni ormanda bulundu. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etmiş Mehmet Y. ile kendisini yönlendirdiği öne sürülen Ramazan A. Yani anlayacağınız haberler işte böyle. Kimisi trajikomik, kimisi çok komik, kimisi çok ama çok acı. Havalar ısındı bugün bazı yerler Ege ve Marmara'da birçok yer 20 derecelere kadar yükseldi ve kabus geri döndü. Geçtiğimiz yıl Marmara ve Ege denizini kaplayan müsilaj kabusu geri döndü. Havaların ısınmasıyla birlikte bugün Çanakkale Boğazı'nda müsilaj göründü ne yazık ki. Evet, bu Giresun'daki kızı Sıla'yı unutamıyoruz. 16 yaşındaki Sıla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Ne diyelim bilemiyoruz. Bugün TCMB yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Politika faizini %14 seviyesinde sabit tuttu. Ne olurdu? Kasım ayında da bu şeyi tutsaydık da içimizde bu faiz şöyledir, faiz böyledir, faizi şöyle yapacağız diyerek bu memleketi, ekonomiyi mahvetmeseydik. İşte bugün faiz kararını sabitte tutmuş, isabetli bir kararda bulunarak işte bu ekonomik göstergelerle böyle kafanıza göre uğraşmayın rica ediyoruz. Kasım ayında işte bir konuşma yapıldı, yok faizdi, nastı, şuydu, buydu filan derken hani onlardan da haberi varmış gibi insanlar konuştu ya, bütün ekonomimiz mahvoldu, zamlar üstüne zamlar geldi, artık konuşmayın, herkes görevini, herkes
işini hakkıyla yapsın ve görevin başında ehil olanlar olsun diyoruz. Ehil, ehil. Bugün Su Topu Federasyonu'ndan paylaşılan tepki çeken fotoğraflar var. Su Topu Federasyonu'nda erkekler maşallah spedo slip mayolarıyla böyle salkım saçak. Hani dal salkım saçak poz verirken kızları kafaya kadar gömmüşler. Türkiye Su Topu Federasyonu'nun Twitter hesabından paylaştığı erkek ve kadın sporcuların fotoğrafları tepki çekti. Erkek sporcular slip mayo ile her yer meydanda poz verirken kadın sporcular suyun altına gizlendi. Ancak tepkilerin ardından federasyondan çok ilginç bir adım geldi. Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsrail'de mücadele edecek erkek milli takımımıza ve Sırbistan'da eleme maçları oyunca kadın milli takımımıza başarılar dileriz. Yazan paylaşımda hem erkek hem de kadın sporcuların fotoğrafları birlikte yayınlandı. Ancak bir farkla erkekler yukarıda, kızlar aşağıdaydı. Böyle olmaz. Bence erkekleri de suyun içine almak gerekiyor. Sadece kafalar görünsün. Adaletli olan buydu. Bak, derin mana var bu. Erkekler salkım saçak. Kızlar sadece göz ve dudak. Hani kafiyeli olsun diye söyledim arkadaşlar. Başka ne var ne yoktu? Kedileri konuşuyoruz bugün arkadaşlar. Belediyeler peş peşe açıkladı, suda KDV indirimi geldi. Erdoğan'ın çağrısının ardından AKP'li belediyeler su abonelerinden alınan KDV oranında indirime gitti. %1'e indirmiş. İstanbul Belediyesi arttırmak istiyordu fakat orada da izin verilmedi. Çok tuhaf bir durum var. Yani bütün, hatta hiç zam olmasın istiyoruz biz. Yani böyle indirim, işte yoksulluk yardımı, işte filan hane yardımı, bunlar hiçbiri olmasın. Türkiye adaletle yönetilsin ve herkes istediği şeyi hakkıyla yapabilsin. Yardımla değil, kazanarak, hakkıyla, liyakatiyle kazansın insanlar diyoruz. Değil mi? Bu kadar müjdeler verdik, alkış yok. Ah, alkış. Ah. Aman müjde vermeyin. Aman müjde vermeyin. Geçen sene verdiğiniz müjdelerin faturalarını hala ödeyemiyoruz. Aman müjde vermeyin. Aman. Aman 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 aman. Aman ne olur müjde vermeyin. Memleket mahvoldu. Sizin müjdelerinizden memleket mahvoldu. Arkadaşlar müthiş bir mucize limon. Limon mucizelerini paylaştık. İnşallah okumuşsunuzdur. Okumayanlar varsa bakın ekranda gördüğünüz gibi küçük bir rendeyle rendeliyorsunuz buzluktan çıkardığınız limonu. Ondan sonra bunun üzerine biraz ılık ortam sıcaklığındaki suyla içiyorsunuz. Yararları, faydaları anlatmakla bitmez. Bunu anladıktan sonra sarımsağın mucizelerine geçeceğiz. Benim yıllardır uyguladığım bir kür tedavi size tavsiye ediyorum. Sevgiyle tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz şiddetle tavsiye ediliyor. Ya niye şiddetle? Her şeyimiz şiddet. Sevgiyle tavsiye ediyorum. Limonlar hazır mı? Yeah.
böyle bazen olduğunuz oluyor mu şarkıdaki gibi, Kim Bu Reyhan'daki gibi? Şarkıyı söyleyen kızın ismi Kim Bu Reyhan. Kim Bu Reyhan hakikaten? Kim Bu Reyhan? Ya demem o ki. O çocuğa ne oldu belli değil ya. Evet, Reyhan'dan dinledik. Kim Bu Reyhan? Kendisi ismini bu şekilde koymuş ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Dünya Kediler Günü olması sebebiyle, zaten biliyorsunuz bizim gibi kedi severlere her zaman Dünya Kediler Günü'dür. Sizlerin de mesajlarınızı almak istiyoruz. Kedi deyince aklınıza ne geliyor? Tabii büyük bir sevimlilik geliyor, harika bir hayvan geliyor, zeki bir hayvan geliyor. Bize böyle hizmet ettiren, bizi uşağı gibi kullanan bir hayvan geliyor. Hayda. Akıl var, mantık var, radyo var, teyp var, internet var. Yani Mansur El Sabah da var tabii. Onu da dinlemek lazım. Arkadaşlar, bu arada depremle ilgili söylentiler dolaşıyor vesaire. Bilim insanları bunları söylemediği sürece, hocalarımız var, Naci Görür, işte Ahmet Ercan hocamız. Lütfen telaşlanmayınız. Çünkü depremin ne zaman nerede olacağını tam saatiyle falan Allah biliyor sadece. O yüzden yani bunlara böyle panik, telaş işte kapılıp birbirine, Ege'de şu oluyormuş işte, falanca çocuk şöyle demiş falan, kahin şudur budur gibi. Bunlara kanmayalım lütfen. Yani bilim insanları bile ne zaman olacağını bilmiyor. İşte ihtimal söylüyorlar vesaire. O yüzden depremle ilgili paylaşımları yapmayın birbirinize. Güvendiğiniz kaynaklardan, haber ajanslarından, daha sonra tabii bizlerden duymadıkça lütfen böyle şeyleri de paylaşmayın. Ne zaman, nerede, ne kadar olacak? İşte yok, Amerika şuradan bir aleti tetikliyormuş, oradan sinyal veriyormuş. Evet, kedi deyince aklınıza ilk gelen ne arkadaşlar? Kedi deyince aklınıza ilk gelen ne? Gündem çok sıkıcı biliyorsunuz. O yüzden bugün şu tatlı yaratıkları konuşuyoruz. Bu resimdeki kediler beni mahvediyor. Yani şu anda ekranı böyle tutup mıncırasım, mıncıklayasım geliyor. Görüyorsunuz yani. Ya bakışları da çok böyle... Yani bana, bize göre böyle çok şapşal ama çok şeker bakıyorlar. Hafif bir de şaşı oldu mu ben bayılıyorum. Ayrıca bugün kediyle ilgili çok paylaşım aldık. Teşekkür ediyoruz. Yine yayınımızdan sonra da kedilerle ilgili görüşlerinizi bu sayfanın altında paylaşabilirsiniz. Bugün işte şimdi yayınlayacağım fotoğrafı Mustafa Aydın Beyefendi göndermiş. Sanıyorum kızları ve kedileri. İkisi de melek gibi maşallah. Ya ben hangisine bakıp nasıl seveceğimi düşünemiyorum. Yani ikisi de çok şeker, çok tatlı. İşte insanla hayvanın müthiş uyumu bu. Sadece kedileri değil, biz hayvanseverler bütün hayvanları seviyoruz. Ama tabii evimize sokabildiğimiz, mesela bir tane dinozor diyorum ya. Ya mesela timsah alıp beslemiyoruz değil mi? İşte köpekler, o da küçük olursa böyle evde daha çok besleniyor. Büyükleri de var tabii. Ama genelde kediler her yerde, ben kapıya çıkıyorum ayaklarıma dolanıyorlar. Balkona çıkıyorum hava almak için üstüme atlıyorlar. Yani her yerde bu tatlı yaratıklar var. Bir de dünyada tabii bunların özel bir gününün olması düşündürücü bir mevzu. Şimdi bakalım mesajlar ne üzere gelmiş. Saatimiz tam 18.30. İyi ayarlıyoruz gerçekten. Yayınımızı paylaşan dinleyicilerimize arz-ı endam, arz-ı teşekkür ediyorum efendim. Elinize
dert görmesin. Tam 59 paylaşım var. 21 yorum gelmiş. Yorumlara başlayalım. Kedi deyince aklınıza ne geliyor? Yani ben de cevaplayacağım ama önce sizin cevaplarınızı alalım. Kutsal ne demiş? Sevimlilik geliyor demiş. Çok doğru söylemiş. Kediyi severken tüylerinin yumuşaklığı, elinde hissetmek. Dost canlısı canlılar. Düşünür demiş ki kediyle geçirilen zaman asla boş zaman değildir. Ben bir de şeyi düşünüyorum hep, yani tamam biz kedileri çok seviyoruz da acaba kediler bizim hakkımızda ne düşünüyor? Manyak mıdır nedir bunlar ya? Hayır, öyle düşünüyorlar mı? Arada bir pati atıyor ya böyle. Hani Ip Man gibi, Kung Fu gibi. Onu çözemiyorum. Acaba yeter ulan artık. Her tarafımı elledin ulan. Hani böyle sevgiyle pati atıyorlar. Böyle ısırır gibi yapıyorlar. O çok hoşuma gidiyor tabii ki. Evet, Kutsal'ın dediği gibi kedi deyince akla sevimlilik geliyor. Düşünür'ün de dediği gibi kediyle geçirilen zaman asla boş zaman değil. Küçük çekmeceden selamlar. Çok teşekkürler. Gülcan Hanım ne yazmış? Selamlar Mansur'a sabah sevenler, bizden de efendim. Kedi deyince aklıma ilk gelen kulakları ve bıyıkları. Evimizde çok, düzeltiyorum. Evimizde biz de bir sarman kedi besliyoruz. Ben de bugün çıktım ilk kediyi kutladım. O da sarmandı, sarıydı böyle. Bir de bu hayvanları tanımıyorsanız tüm hayvanları önce elinizin tersiyle sevin lütfen. Uzmanlar söylüyor, elinin tersiyle. Atatürk'ün de muhteşem bir sözünü paylaştık. Denize elinin tersiyle böyle değerdi Atatürk. İliklerine kadar hissetmek için Atatürk boşuna olunmamış tabii ki. Ben de mesela hiç tanımadığım hayvanları, tanıdık da olsa, yani eş dost da olsa elin tersiyle böyle şey yapın. Hayvan asla ürkmüyormuş o zaman. Yani yumuşak, yaklaşımınız yumuşak olacak bir kediye. Köpeğe de öyle. Elinizin tersiyle sevmeye başlayacaksınız. Ben öyle başlıyorum, sonra girişiyorum böyle avuç işleriyle. Ben öyle başlıyorum ama ondan sonra böyle hamur gibi. Çok şeker hayvanlar, Allah'ım neler yaratmış ya Rabbim. Sarman kedi besliyormuş Gülcan Hanım, adı Bıdık. Çok yaramazdı küçükken, şimdilerde hep uyuyor demiş. İnsanlar da öyle değil mi arkadaşlar? Çok yaramazız vesaireyiz. Sonra uykuya geçiyoruz. Bıdık. Bıdığa selam o zaman. Armağan ne demiş? Kedi demek, kedi candır, kedi güzel hayvandır, kedi temiz hayvandır. Peygamberimizin kedisinin adı Müezzez'dir, Müezze'dir. İstanbul Küçükçekmece'den selamlar. Sevgili peygamberimiz de çok severdi. Hatta hep paylaşılan bir şey vardı ya. İşte o namaz kıldığı o seccadesinde işte kedi uyuyor. Neyse, rahatsız etmemek için selam olsun. Şey yapıyor, orayı kesiyor böyle. Kesip gittikten sonra kedi uyanıyor. Yani bakın sevgili peygamberimizdeki şu adaba bakın, şu muhteşemliğe bakın. Selam ona olsun inşallah. Yani bir hayvanı rahatsız etmemek, bir hayvanı böyle düşünmek ne kadar ince bir davranış, ne kadar güzel, ne kadar muazzez bir davranış elbette ki. Bakalım diğer mesajları, 60 paylaşım görüyorum, teşekkürler. Lütfen daha fazla paylaşalım. Evet, kedi deyince aklımıza ne geliyor? Adem Pendik'ten selamlar. Ben Pendik'te pet shop işletiyorum. Çok değerli canlılar. Kediler bildiğin huzur demiş. Hele bir de böyle bir dükkanda düşünemiyorum. Yani hepsi orada böyle. İç içesin böyle. Çok da böyle yavrular görüyoruz bu tip dükkanlarda. Ne diyeyim Adem, oradan selam kedileri o zaman. Tüm hayvanlara tabii ki. Özür Metiner, kedi deyince aklınıza ne geliyor dedik. O da demiş ki trafo geliyor demiş. Trafo? Bak, derin mana var bu laf. Hani seçimlerde giren. Evet, öyle bir şabalak açıklama gelmişti. Trafoya kedi girmiş, o yüzden elektrik söndü de oylar böyle azken tarafımıza fazladan sayar gibi olup kafa attık.
Atakan Soyer, 30 Mart 2014 seçimlerinde trafoya giren kediler geliyor aklıma. Kedidir o, kedi demiş. Aynı şey Özgür Hanım'dan sonra Atakan Bey'in de aklına gelmiş. Trafoya giren kedi. Bence o kedi oraya girmemiştir arkadaşlar. Oraya kedi şeklinde biri girmiştir bence. Gencay Sungur, elbette Metin Akpınar'ın Aslan Bacanak filmindeki kedidir, kedi sözü aklıma geliyor. Güzel bir film o da. İyi ki hatırlatmış bize. Bülent Kral, yahu 54 paylaşıma yükseldim demiş. Ya düşünsenize, 54'ünü sadece Kral, Bülent Kral yapmış arkadaşlar. 61 olduğuna göre 7 paylaşım mı sadece? 61, 54, 6. Evet, 7 paylaşım yapılmış. O 7 kişiye de teşekkür ediyoruz. Diğerlerine... Mehmet Savaşer, hayvanların satılmasına karşıyım fakat çok ucuza yavru kuduz Ankara kedisi buldum demiş. Mansur Bey, kuduz diye mi ucuz acaba? Yani anlayamadım Mehmet Bey. Yani kedinin lakabı mı böyle bir şey? Yani kudur veya başka bir şey mi? Kuduz Ankara kedisi buldum Mansur Bey. Kuduz diye mi ucuz acaba? Allah, ne diyeceğimi bilemiyorum bir DJ olarak. Ya kuduz mu hayvan şu anda? Ay Allah'ım, ilk defa böyle bir mesaj okuyorum. İnşallah aşılar falan yaptırılır. Hayvan da kurtulur. Size de bir şey olmasın tabii ki. Yani şaşırdım. Kemküm, gakguk, o yüzden... Evet, Ali Rıza kardeşimiz bugün doğurdu. Niye Ali Rıza doğurdu diyorum? Çünkü eşi bir, kendisi 9 doğurdu. Alkışlıyoruz. Allah analı babalı büyütsün arkadaşlar. İşte müjde bu. Yani. Bu kadar müjdeler verdik, alkış yok. Evet arkadaşlar, müjde Ali Rıza, ömürlü olsun vatanına, milletine, hayırlı bir evlat olsun inşallah diyoruz Ali Rıza kardeşimizin. 17-55 civarı bir çocuğu oldu. Ne diyeyim arkadaşlar, yani mübarek olsun, bereket olsun vatana, millete, hayırlı uğurlu bir evlat olsun. Allah mürüvvetlerini göstersin inşallah. Yani iyi günlerini göstersin, mürüvvet, evliliklerini, çoluk çocuğunu, torununuzu da görürsünüz inşallah diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, ne diyelim. Kedi deyince aklınıza ne geliyor diye sorduk. Birçok kişi, Savaş Özbayrak, trafo artı bilgisayar demiş. Bu trafoya giren kedinin adı neydi ya? Bugün Mustafa Bey bizi küçük kızlarıyla, işte bebeği, yani kedisi fotoğrafını göndermiş. Benim içim kıyıldı böyle. Sevmek istiyorum her ikisini de. Hakikaten Allah bağışlasın. Yani bu beyaz kediler de bir... Şimdi bunun türü Van mı bu acaba? Çünkü Ankara olsa mavi, değil mi? Bir gözü farklı olacak. Bu Persiyan mı yoksa Van kedisi mi? Çözemedim onu. Yani hayvan pamuk gibi mi desek? Pişmaniye gibi mi? Hayır, bir de böyle bazen ben de kullanıyorum. Genelde kullanmam ama mesela, ay yerim ben onu diyoruz ya. Niye yiyoruz bir hayvanı? İşte bazıları var, ay diyor, ben onu parçalarım diyor. Ya sapık mısın, deli misin? Tamam, ben de bazen içim gidiyor. Ay yerim, ay ay ay. Ben de diyorum da bazıları bile parçalarım, doğrarım ulan filan. Tövbe tövbe. Ya bir de şu resimdeki gibi böyle aradan böyle perdeyi filan aralayıp bakıyorlar ya böyle. Özellikle böyle, yani şimdi onlarda ayak oluyor tabii ki. Ön ayaklarıyla yaptıkları hareketler, böyle patileri. Bir de o yüzlerini yalamaları yok mu böyle? Üç ağza üç adeta abdest alıyor hayvan ya. Dikkat ediyorsunuz değil mi kediye bu kadar?
temiz bir hayvan. Yani inanılır gibi değil. Ama tüm hayvanların ağzından öpülmesine karşıyım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz özellikle kediler böyle dilleriyle taharet alıyorlar. Böyle kıp kıp kıp. Sonra gidip onu ağzından öpüyorsunuz. Yapmayın böyle şeyleri. Sevin. Bakın Allah okşanacak bu kadar alan vermiş yani. Kafadan kuyruğa kadar okşa ya. Hayvanlar öpülmez. Ağza değdirilmez. Ellerle sevilir. Ondan sonra eller de yıkanır. Hayvan öpülmez. Lütfen. Evet. Ya bu şey vardı. Su Topu Federasyonu'nun. Erkekler salkım saçak, kızlar sadece göz ve dudak görünüyor buradan. Orhan Güler'de salkım saçak, dal yaprak diye yorumda bulunmuş. Pusat Can bize selam göndermiş, bizden de selam. Arkadaşlar konumuz kediler bugün. Yani insanları konuşuyoruz, bir şey olmuyor. Bugün kedileri konuşuyoruz. Sizlerin de yorumları varsa alalım arkadaşlar. Selamlarınız baş üstüne. Bizden de selamlar. Evet, bütün dinleyicilerimiz Ali Rıza'nın baba oluşunu kutluyor. Ali Rıza baba oldu artık. Yaprak dökümündeki Ali Rıza baba değil mi ya? Vay be. Ama o adam gibi olmamak lazım tabii. Güzel İzmir'den Yücel, hayırlı günler. Bugün Dünya Kediler Günü. Ha, iyi ki söyledin Yücel. Hemen programa baş. Bu arada programımızın sesli kütüphanesi Yücel Gürcan sağ olsun her gün özel bilgileri bize veriyor. Bugün Dünya Kediler Günü. Aysel Gürel'in vefat yıl dönümü. Aysel ablayı rahmetle anıyorum. Mehtap Ar rahmetle anıyorum. Güzel bir organizasyonda beraber sunuculuk yaptık. Mehtap Ar rahmetli oyuncu tabii, sunuculuğu bilmiyor. Şimdi tabii yayında biz bize olduğumuza göre anlatabilirim. Tabii Mehtap tutukluk yaptı, Mehtap Ar. Aysel Gürel geldi, sevgili Mansur dedi, sen olmasaydın dedi. Mehtap sıçmıştı. Aynı bu şekilde. Dedim abla mikrofon açık. Olsun, doğru söyledim. Delikanlı kadın Aysel Gürel'e rahmet olsun. Çok tatlı kadın, güzel oyuncumuz, sanatçımız Mehtap Ar. Allah rahmet eylesin. Müjde Ar, Allah ömürler versin. Müjde Ar'la da ilgili bir anım var ama neyse, şimdi onları anlatmayayım. Konu kediler. 1926'da Türkiye'de medeni kanun kabul edildi. Kimler kabul etmişse helal olsun. 1935'te İstanbul'da kartopu oynaması yasaklanmış. Bunu ilk defa duyuyorum. Neden acaba? Birinin kafaya böyle içinde taşla mı geldi bilmiyorum. İstanbul'da stokçulara baskınlar düzenlenmiş 1979'da. 1987 12 Eylül darbesinden sonra toplatılan 39 ton kitap, dergi ve gazete imha edildi. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. 2008'de Kosova Sırbistan ayrılarak bağımsızlık ilan etti. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Okan abim, sevgili Mansur, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Kedi deyince aklımıza neler geliyor, bunu konuşuyoruz. Ahmet Kaymak, Eskişehir'den bol selamlar üstad. Tüm meslilere, yani Mansur'a sabah sevenlere gelsin bu selamlar. Biz de onun adına aleyküm selam diyelim. Kedi denildiği zaman aklıma gelen şey... Aklıma geleni söyleyemem, çok ayıp. Ah şu pisicikler. Adnan Hoca içeri girdi, pisicikler dışarıda. Biz kedi deyince Ahmet nedense o biçim kediler gelmiş aklına. Onlar hani var ya, iki ayaklı. Adnan Oktar'a karşı her türlü göğüs, göğüs geren kediler gelmiş.
Ben de diyorum kedi deyince akla niye böyle bir şey gelsin sevimli hayvanlardan dolayı. Ama o Adnan Hoca'nın kedicikleri gelmiş aklına sevgili Ahmet Kaybağan. Hoca girdi, pisicikler açıkta kaldı. Yazık gariplere, valla ben onlara kucak açabilirim demiş. Ya öyle kedilere değil mi? Kim kucak açmaz? Savaptır. Değil mi arkadaşlar? Adnan Hoca'nın kediciklerine kucak açmak sevaptır ya. Evet, Ahmet Bey de istiyormuş o kedilerden. İnsanlık ölmedi değil mi demiş tabii ki. Seçim döneminde trafolara girmeseler anlaşacağız. Adnan Hocam ne der bu işe demiş. Su topu milli takımımız o kadar farklı yeniliyor ki o kadar dalgada boğulmadılar ya. Bize göre madalya almış sayılırlar demiş. Bu şey paylaşılan fotoğraf bugün gerçekten çok acayipti. Bakalım bugün bu fotoğrafı sosyal medyadan sonra televizyonda kimler paylaşacak? Erkekler böyle ortada, her şey ortada. İşte bazılarının mayo ipleri var Allah'tan neyse ki. Almazhar askerde biraz bir kedi vardı. Siyah boyayla bir iki parçasını boyadık. Komutan gördü, eğer o boya çıkmasa askerliğimiz bitmez dedi. Tinerle çıkarttık. Ben, devrem ve kedi iki gün kafamız güzel oldu. Ya ciddi misin sen ya? Kediyi boyamışlar. Meet the Parents diye orijinal ismiyle, hani ebeveynlerle buluşma ama aslında Zor Baba diye geçiyor. Seyrettiniz mi bilmiyorum. Robert De Niro başrollerde. Muhteşem bir film. Orada böyle neydi ismi aklıma? Ginger mıydı, öyle bir şeydi galiba. İşte adam, damat adayı kediyi kaybediyor. Kediyi boyuyordu. Daha sonra kedinin boya olduğu anlaşılıyor kuyruğunda. Ortaya çıkıyordu. Burada resmen yaşamışlar bunlar. Askerde kediyi boyamışlar. Sonra üzerinden tinerle çıkarmışlar. Nasıl bir şeyse bu. Kediyi bana zimmetledi komutan. 9 ay o kediye bakmıştım. Memlekete getirecektim. Olmadı. Şimdi 2 kedimiz var. Kedileri... orada sevmeye başladım, aklıma o geliyor demiş. Aman Allah'ım, ne şeyler var ya. Allah Allah, ne anılar var, hay anısını ya. Ama en güzeli bu demiş, şu beyaz pamuğa bakar mısınız, ay canım benim. Şimdi buradaki küçük kız, sevgili Mustafa Bey'in kızı herhalde, kediyi tutuyor ama kız kediden de tatlı ve sevimli. Allah bağışlasın diyoruz. Herkesin sahibine, Allah sahibine bağışlasın diyoruz ya. Yani kimse kimsenin sahibi değil de işte hani öyle dillerde alışkanlık olmuş. Allah bizi bize bağışlasın dememiz gerekiyor. Vallahi Almazhar, ben ne diyeceğimi bilemiyorum yani bir DJ olarak. Kediyi boyuyorsunuz, kedi zimmetleniyor filan. Askerde olur böyle şeyler ama ilk defa bir hayvan zimmetlemesi gördüm. Ya iyi hayvana bir şey olmamış. Aman hayvanlar üzerinde böyle maddeler denemeyelim arkadaşlar. Bıyıklarını asla, bazıları var böyle, biz insan gibi, biz erkekler ne yaparız? Bıyıklarımızı, sakallarımızı keseriz. Bunlar hayvanların reseptörleri, antenleri. Lütfen hayvanların bir yerlerini kesmeyin. Kısırlaştırmak için hayvanların, özellikle kedilerin kulağına üçgen atıyorlar, kesiyorlar. Hayvanlara, efendime söyleyeyim, köpeklere o plastik alarmdan takıyorlar falan. Artık bunlar yapılmaması lazım bu canlılar için. Başka çözümler bulunması lazım. Yücel ne demiş? Bunu okuduk galiba değil mi? Evet okuduk. Orhan Güler, yalan yok, kedicikler geliyor benim aklıma. Bugünkü sorumuz, program sorumuz ve program konumuz bu. Kedi deyince aklınıza ne geliyor dediğimizde Orhan Güler, yalan yok, kedicikler geliyor. Ya benim hiç aklıma gelmedi ya, bende bir şey mi var acaba? Doğru, onlar da güzel kediydi şimdi Allah için. Al eve besle.
Ali Rıza baba oldu, daha böyle çocuğun bebeğin kordonuyla yayınımızı paylaşmış, helal olsun ya. Bu kadar müjdeler verdik, alkış yok. Dün Erdoğan bir şeyler söyledi, evet iyi bir şeyler söyledi filan ama ben anlayamadım böyle. Yani tıpkı daha önceki kabine toplantılarında gibi. Sonra... Bu kadar müjdeler verdik, alkış yok. Oradakiler bile neyi alkışlayacağını anlayamamış. Ya müjdeler vermek yerine şu ekonomiyle ilgili anlamadığınız şeylere karışmasanız da işte memleket bu hale gelmeseydi, hani Kasım ayında yok işte faiz, enflasyon, sonuç filan, bakın nerelere geldi memleket, şimdi kuru havadan nem müjdesi bekliyoruz. Ey Türkiye'm, ey. Bak, derin mana var bu lafta. Evet, kedileri konuşuyoruz bugün arkadaşlar. Çok kafada şişirmeden sonlara doğru gelelim diyorum. Bakalım başka mesajlar. Yücel ne demiş kedilerle ilgili? Kedi deyince aklıma bir İzmir'de her ayı Mart ayı gibi görüp bağıra bağıra miyavlamaları. Birincisi bu. Evet ya, bu aralar tabi bu hani böyle miyavlayanlar ve habire bütün arabalarımızın, özellikle erkekler bilir, böyle tekerlerine, plakalarına işleyen kediler erkek kedidir. Yani bir gün ben arabamı yıkarken içine girdi, pıs dedim böyle, içine etti, çıktı. Allah'ım, o nasıl bir kokudur ya Rabbim. Amonyakla karışık, nitrogliserinle karışık. Kimyacı varsa anlatsın, ne var bu kedinin sidiğinde, erkek kedide. Birincisi, sürekli olarak miyavlayan erkek kedi geliyormuş aklına. İkincisi, Volkswagen kedi geliyor. Caddy diye yazılıyor biliyorsunuz, ticari araç. 3, kedi dili denen tatlı. 4, bizim Burdur yöresinde ufacık bir yarasını büyüten ve abartan kimselere söylenir. Hani kedi şeyini görmüş, yara sanmış. Beş, bir seçim sonrası İktidar Partisi Genel Başkan Yardımcısının trafoya kedi girmiş demesini hatırlıyorum. Ya bugün inanın benim aklıma gelmeyen iki şey şuydu. Birincisi, Adnan Hoca'nın kedileri, herkesin sahiplenmek ve sevmek istediği. Birincisi Adnan Hoca'nın kedileri, ikincisi de trafoya giren kedi, yeminle aklıma gelmemişti benim. Demek ki sizin hiç aklınızdan çıkmıyor. Dünya Kedi Günü nedeniyle sıkıcı gündeme karşı biz de kedilerle ilgili bir program yapalım dedik. Faruk Şen kardeşler, iyi akşamlar, iyi yayınlar, selamlar. Kedi deyince aklıma trafo geliyor demiş. Allah Allah, herkese trafo. Levent Er Yalçın trafo demiş. Ulan memlekette dönen dolaplardan dolayı kedi denildiğinde akla trafo gelmeye başladı ya. Demek ki ne trafolar dönmüş seçimlerde. Atakan Soyer, o kedi trafoya girmeseydi faturalar şimdi bize girmezdi, değil mi? Öyle değil mi abiciğim? Kedi trafoya girmeseydi faturalar bize... Yani. Ya Fatih Portakal gibi bana okutuyorsunuz ya bu mesajları. Fenasi. Efendim, inanılır gibi değil. Kedi denince aklına insanımızın trafo gelmiş olması çok düşündürücü bir konu arkadaşlar. Son mesajlar varsa alalım ve güzel bir şarkıyla devam edelim. Bakalım bugünkü şarkımız ne olacak? Ah kedilerimiz, çok şekersiniz siz ya. Canlı yayın Mansur Esabah Show Kedi Kıvraklığı'yla devam ediyor.
dert ortağınız Mansur Esabah Show devam ediyor. Ben kedisiz bir dünya düşünemiyorum arkadaşlar. Kimisinin bir tek dert ortağı var. Akşam işten geldiği zaman kedisi. Bir de kedisi, çoluğu, çocuğu varsa bir insanın hayatta daha ne ister değil mi? Bir yemek, güzel sıcak bir çay değil mi? O kedi böyle etrafta dolanıyor, oradan oraya atlıyor. Bu arada çok sayıda ilan görüyorum internette. İşte diyelim ki koltuk satıyor adam ya da bir eşya. Kedi parçaladığından dolayı diyor bu fiyattır diyor. Bu arada da kediler var ya, mobilyaların, koltukların anasını ağlatıyor. Ama çok sevimliler. Ama mahvediyorlar. Etrafı parçalıyorlar. Ama çok şekerler. Şimdi maskeler çıkacak mı? Önümüzdeki hafta Bakan Koca açıklamada bulunacak. Bence biraz erken. Şöyle havalar ısınınca. Hacı da çok sağ ol. Yani bizi oynattın. Bu arada benim programım sırasında benim programımı dinleyen kediler varmış. Lütfen onların fotoğraflarını veya videolarını gönderin. Evet, benim program sever kedilerimin lütfen fotoğrafını gönderin. Yani bir Kasım'ın öncesine dönebilsek, bir de iki ay sonrasına gidebilsek. Niye Kasım'ın öncesine? Çünkü birileri çıkıp işte döviz, enflasyon, faiz, sonuç, nas vesaire dememişti. Ekonomimiz işte kemküm gidiyordu. Ama işte o lakırdılardan sonra dolar fırladı. Her şey fırladı. Dolar indi fakat hiçbir şey inmedi. Bu ülkede çıkan bir şey inmiyor. Ben onu anlayamıyorum. İşte ekonomide böyle Kasım'ın gerisine dönsek ya da biraz daha böyle ilerleyelim. Yani 2002'lere gelsek. İşte virüste 2 ay sonraya gitsek, şu günleri unutsak. Yani hatırlıyor musunuz bu günleri ya? Yani neydi o? Her şey gelen Allah'tan geliyor. Şimdi kahveler de kapalı. Ortada kaldık. Evde kalıyoruz. Karına virüsten daha beter. Yine virüs değil de. Bir seferde ölüp gidiyor, kurtuluyor. Kocaman verdim. Ya neydi ya? 65 yaş üstü şu saatte çıkıyor. İşte onların ekmeğini kim alacak? 65 yaş üstü insanlar dışarı çıkınca nereye gidecek? Banka oturuyor. Banklara oturma, bantlar çekiliyor. Yani Allah yaşatmasın bir daha. Yıldız Tilbe gibi günler geçirdik. Yıldız Tilbe'nin dediği gibi. Yalnızken de çok kalabalığım. Evet. Bütün dünya ile birlikteyim yalnızken. Yani kalabalıkken olduğum kadar kalabalık değilim yalnız olduğum zamandaki kadar. Yani bunu bir çözemedik, bu nasıl bir şey diye. Bu arada ekranlarda biliyorsunuz hep aynı gazeteciler var. Ben böyle hiç anlayamıyorum. Niye? İşte bakıyorsun efendim, işte neydi? Cem Küçük diyelim, Hakan Bayraktar diyelim ya da işte o Nagihan Alçı. Ulan memlekette adam mı kalmadı başka ya? Hayır, bu tipler ekranda yaşlandı ya.
Çıkarın başka insanları ya. Oturun evinizde sizde ya. Sedat ne diyordu hatırlarsanız? Çakma gazeteciler, çakma yorumcular, o televizyona çıkan dümenciler, paketi nasıl indiriyorsunuz onu anlatacağım. Sahtekarsınız lan siz. Ulan adam değilsiniz daha. Büyük sahtekarsınız. Sizde ne işin var? Çakma yorumcular, he? Analizler. Çakma gazeteciler. Paralı kalemler. Ulan adam değilsiniz lan. Ya sahi ne oldu Sedat'a? Alo Sedat. Alo Sedat. Where are you? Bayağı uzun zamandan beri Sedat Peker ses, video herhangi bir şey yayımlamıyor. Yani demem o ki. Ya demem o ki. O çocuğa ne oldu belli değil yani. Arkadaşlar güzel bir akşam diliyorum. Kedisiz bir hayat hatadır. Bunu unutmayın. En güzel kediler sokaklarda biliyorsunuz. Sokaklardaki kedileri, sadece kedileri değil, bugün kediler günü hatırına, sokaklarda yaşayan tüm canlıları, karga, kuzgun olabilir, böcek, börtü, solucan, bunları beslemeyi ihmal etmeyelim. Kış günü özellikle su kapları çok boş oluyor. Lütfen su kaplarına yeterince su koyalım. Yazın yine biraz daha fazla şey yapıyoruz. Buharlaşsa da ay diyoruz, susa da hayvanlar falan, ama kışın boş veriyoruz. Unutmayalım, bu canlıların kışında suya ihtiyaçları var. Sürçülisan etmiş olabiliriz. Affola. Aşk, sevgi ve sağlıcakla kalın. Ona sual edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Mansur Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur.